It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. Kurban Bayramı'na günler kala alışveriş merkezleri çeşitli kampanyalarla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Ankara'da faaliyet gösteren City Gross Alışveriş Merkezi, 20 bin metrekare kapalı alışveriş alanı ve 5 bin metrekare açık otoparkıyla ziyaretçilerinin uğrak adresleri arasında yerini almış durumda. Diğer rakiplerimizden bizi ayıran en belirgin özelliğimiz ürün çeşitliliğimiz. Teker reyonumuz, kasap reyonumuz, balık reyonumuz, bunun yanında manav, hırdavat, züccaciye, ürün çeşitliliğimiz oldukça geniştir. Daha önceki faaliyet alanımız GİMAT'ın içerisinde toptancı olarak devam ediyordu. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve daha çok perakende ağırlıklı müşteri çekebilmek adına mağazamızı faaliyete geçirdik. Bu kadar büyük olmasının amacı, avantajı, dezavantajı var mı? Tabii ki avantaj olarak sayıyoruz biz bunu. Zaten her şeyi müşterilerimiz için yapıyoruz. Onlardan gelen talep ve tepkiler doğrultusunda. Dediğiniz gibi Ankara'da çok yoğun bir otopark sorunu var. Müşteri içeri girdiği zaman rahat etmek istiyor. Arabasını rahat park edip çıktığı zaman da kolayca eşyalarını arabasına taşıyarak buradan rahat bir şekilde çıkıp gitmek isteyebilir. Yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayan alışveriş merkezi, aynı zamanda toptan alışveriş imkanıyla da tercih sebebi. Buraya geldiğinizde her türlü ürünü bulabiliyor musunuz? Evet, her türlü ürünü bulabiliyorum. Ucuz da oluyor, hesabıma uygun oluyor. Onun için rahatlıkla, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabiliyoruz burada. Fiyatları güzel. Yani genelde marketlerin, diğer büyük süpermarketlerin ortalamasının çok az altında. Çok fazla altında değil ama hesaplı alışveriş yapabiliyorsunuz. Şarküteriden kuru gıdaya kadar binlerce ürün çeşidinin yer aldığı City Gross Market, kaliteyi uygun fiyatla müşterilerine sunuyor. İnsanlar bu sektörün içinde artık alışverişlerini, tüm ihtiyaçlarını giderebilecek en ucuz, en kaliteli yerleri seçmek istiyor. Biz de bunun için bütün çabamızı sarf ediyoruz. Bu ürün kalitesi derken gıdada ve gıda dışında ikisinde de geçerli. Marka ve marka olmaya çalışan kaliteli ürünleri seçiyoruz. Burada çok iyi bir analizler yapıyoruz. En uygun fiyatı sağlamak zorundayız. Bu nedenle ucuz olmamızın sebebi insanların bütün ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılaması. Bunun arkasında ciddi bir mutfak çalışması oluyor. Elbette tüm maliyetleri gözden geçiriyoruz. Şimdi manav dediniz, ben size örnek vereyim. Manavda çok değişkendir, topraktan yetişen ürünler. Bunu birebir kıyaslamak çok zordur, fiyatlandırması da çok zordur. Sokak diye tabir edeyim ben, seyyarlarla beraber kıyaslanırsa elbette ki market olarak fiyat farklılığımız olması lazım. Çünkü burada kaliteyi ön planda tutuyoruz. En önemlisi bu insanların alışveriş yaparken işlerinden çıkan, mesela manav olarak söyleyeyim, bir tane çürük bile %20 etkiler bir üründe, bir meyvede. Bir ette en ufak bir fark %10'lara gelir. Şarküteri de %7'lerde fark eder. Bu çok önemlidir. Bir zeytinde her gün sofraya gider gelir. Çok ucuz olur, kalitesi olursa. Bunu denemek lazım. Fiyat yapısı olarak daha ucuz şu anda piyasada, grosslar içerisinde. Peki toptan mı, perakenden mi alışveriş yapıyorsunuz? Perakende yapıyoruz. Keyifli alışveriş sonrası balık evini ziyaret edebilir ve alışveriş yorgunluğunuzu üzerinizden atabilirsiniz. Mağazamızın içerisine girdiği zaman tabii ki de hani çok kısa süreli içeriden çıkmıyor. Mağazada dolaşıyorlar. Nereden bakarsanız bir aile geldiği zaman bir saatini burada geçirmiş oluyor. Dolayısıyla özellikle hafta sonlarında müşterilerimiz o yorgunluğunu atması amacıyla kasaların arkasında, çıkış noktamızda onlara küçük bir ziyafet veriyoruz, oradan da uğurluyoruz.